Evet arkadaşlar, şu anda saat 2:30 fakat Mila bu gece biraz huysuzlandı. Siz de gördünüz ki onu uyutmaya çalıştım tekrardan fakat asla uyumadı. O yüzden şimdi onu kaldıracağım. Üzerine bir hırka giydirelim. Sonra ona tekrardan süt hazırlayalım. Belki karnı acıkmış olabilir. Sütünü içerek tekrardan Mila'yı sizinle birlikte uyutmayı deneyelim. Öncelikle emziğini çıkarıyorum. Şimdi gidelim. Mila'ya giydirmek için bir hırka alalım. Çünkü artık geceleri hava oldukça soğuk oluyor biliyorsunuz ki. Yavaştan kış gelmeye başladı. Aynı zamanda bir de emziğini koymak için emzik kutusunu alalım. Mila'yı tekrar uyutmaya çalışırken ihtiyacımız olursa tekrardan emzik kutusundan emziğini alırız. O zaman hadi ihtiyacımız olan şeyleri almaya gidelim. Emzik kutumuz bu ilk rafta yer alıyor. Hırkalarımız, kapşonlarımız da bu ikinci rafta. Bu sarı olan birazcık daha diğerine nispeten kalın. O yüzden bunu şimdi giydirmeyeceğim. Bu şu anki mevsime göre daha uygun. Birazcık daha ince ona göre. O yüzden bu hırkayı da alalım ve şimdi Mila'yı giydirmeye gidelim. Kedimiz de yine her zamanki gibi yanımızda. Öncelikle emziğini kaldıralım. Şöyle battaniyesini de kenara alalım ve hırkasını giydirelim. Gördüğünüz gibi saçı falan da oldukça dağılmış. Gece yarısı olduğu için. Ancak sorun değil. Şu an Mila'yı tekrardan uyutmamız gerekiyor. O yüzden saçını düzeltmeyeceğim tabii ki. Hırkasını giydirelim ve sizinle birlikte sütünü hazırlamaya gidelim. Umarım uyutabiliriz. Yoksa Mila'nın bir problemi olduğunu düşünmeye başlayacağım. Belki hastadır. Umarım değildir ve bir an önce uyur. Evet. Düğmelerini de kapatalım. Ana kucağını yan tarafa getirdim zaten. Mila'yı oraya geçireceğiz. Kemerini de kapatacağız. Biz mamasını hazırlarken o güvenle bizi beklesin diye. Ondan sonra Mila'yı yalnız bırakacağız. Sütünü hazırlayana kadar. Şu kısmı da kapatıyorum. Burayı da böyle bağladım çünkü boğaz kısmı da açılmasın diye. Evet, şimdi Mila'yı ana kucağına götürelim bakalım. Evet, ana kucağının kilit sistemini yine kapattım tabii ki. Şu an sallanabilir pozisyonda değil, mamasını yedirene kadar. Belki sütünü getirdikten sonra açarım. Sütünü içirirken sallarız. Belki de sütünü içirdikten sonra sallarız. Zaten süt içirirken ışığı da kapatacağım. Sarı loş bir ışık açacağım. Uyuması için daha iyi bir ortam oluşturmak için. O zamana kadar Mila bizi burada bekliyor olacak oyuncağıyla birlikte. Sütünü hazırlayıp Mila'nın yanına hızlıca gelelim. Evet arkadaşlar, normalde ben bu sütü
ısıtarak vermeyi tercih ediyorum. Oda sıcaklığına da verebiliyorsunuz. O yüzden gece böyle uykusundan uyandığı zaman uykusu açılmasın diye hızlıca sütünü verebilmek için oda sıcaklığında veriyorum. Yani ısıtmıyorum. O yüzden şimdi ısıtmayacağım. Şöyle biraz daha koyalım. Fazla oldu sanki ama neyse. Artan sütü tekrardan buraya aktarabiliriz ısıtmayacağımız için. Şimdi Mila'nın karnını doyurma ve onu tekrardan uyutma vakti. Şimdi buradan mama önlüğü ve ağız mendili alalım. Şöyle. Böyle küçük bir mama önlüğüyle böyle bir ağız mendili yeterli olacaktır. Mila'nın yanına geri dönelim şimdi. Evet, biz Mila'nın sütünü hazırlayana kadar Mila herhangi bir huysuzluk yapmadı. Sanırım sadece karnı acıktı. O yüzden uyandı. Ancak mama önlüğünü giydirmeden önce şöyle ben battaniyesini de yanına getirdim. Şimdi onu bu kemerden çıkarıp altına battaniyeyi serip öyle içireceğim sütünü. Çünkü eğer uyursa kemerin içinden çıkartmak zor olur. Direkt battaniyesiyle birlikte almak için sütünü o şekilde içirelim. Umarım bir an önce uyur. Oyuncağını da alalım şimdilik. Evet, battaniyesini serdiğimize göre Mila'yı yatıralım. Mama önlüğünü de takalım. Şimdi Mila mamasını yemeye hazır. Onu şöyle hafif yan yatıracağım. Sütünü içerken bir yandan da sırtını pışpışlayacağım. Şöyle ağız mendilimizi de yanımıza alalım ne olur ne olmaz diye. Üstünü ıslatmasını istemeyiz. Evet arkadaşlar, sütünü çok fazla koymuş olmamıza rağmen Mila oldukça fazla süt içti. Ancak hala uyumadı. Ben ışığı da kapatmayı unuttum zaten. Sarı ışığı açacağımı söylemiştim. Ancak unuttum. O yüzden şimdi hemen Mila'nın önlüğünü de çıkaralım. Şöyle ana kucağının kilitlerini açacağım. Birazcık da burada sallamayı deneyeceğim. Şöyle hafiften üstünü de örtelim. Ben bir de bu ışığı kapatıp sarı ışığı açmayı deneyeceğim. Birazcık da öyle uyutmayı deneyelim bakalım Mila'yı. Evet, ortam birazcık daha loş oldu. Şimdi birazcık Mila'yı sallayalım. Bakalım uyuyacak mı? Evet arkadaşlar, saat ortalama 3-3.15'e gelmek üzere fakat ben Mila'yı hala uyutamadım sallamama rağmen. O yüzden aklıma başka bir fikir geldi. Şimdi Mila'yı yatağına alacağım. Üzerindeki hırkayı da çıkarıp battaniyesini alacağım yanımıza. Ve bizim biliyorsunuz Mina'da da kullandığım küçük bir MP4 çalar var. Onun içerisinde bazı çizgi filmler yüklü. Mila'ya onu açacağım ve belki o şekilde uyur diye bir de bu yöntemi deneyeceğim. Daha önceki videolarımda Mina'yı da bu şekilde uyuttuğumu görebilirsiniz. Mila'da da aynı yöntemi sizinle birlikte deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Şimdi yatağa geçme vakti. Evet, hemen Mila'yı yatıralım.
Şöyle battaniyesi de yanımda. Ama önce hırkasını bir çıkaracağım. Bu arada Mila'nın bezini de kontrol ettim. Fakat değiştirmemize gerek yok. O yüzden şimdi hırkasını çıkartıp hemen sizinle birlikte MP4 çaları almaya gideceğiz. Ve Mila için bir çizgi film seçeceğiz. Şöyle Mila'nın üzerini de birazcık örtelim. Biz gelene kadar burada beklesin. Uyku arkadaşını da buraya koyalım. Hırkasını kaldırmak için hazırlıyorum. Sonra hemen gidip MP4 çaları getiriyorum. Ben onu zaten en son şarjda bırakmıştım. Şarjı vardır diye düşünüyorum. Sizinle birlikte şimdi kontrol edelim. Evet, MP4 çaları hemen Mila'nın malzemelerin önüne şarja takmıştım. Şimdi açalım ve kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şarjı dolmuş. Çıkarabiliriz. Buradan hemen videolara giriyorum. Herhangi bir çizgi film açıyorum daha fazla vakit kaybetmemek için. Sesini birazcık kısacağım. Şöyle arkasında da zaten bunun ayakta durması için bir aparat var. Şimdi bunu Mila'nın yanına yerleştirelim ve Mila bu şekilde uyumayı denesin bakalım. Mila biz gelene kadar üstünü birazcık açmış. O yüzden üzerine tekrardan örtelim. Şöyle oyuncağı alt tarafa alacağım ki Mila birazcık daha geriye çekelim. Şöyle ben bunu durdurmuştum. Şimdi tekrar açacağım. Gördüğünüz gibi Mila'nın karşısına koyalım. Umarım Mila bu sefer çizgi film izleyerek uyuyabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mila uyudu. Ben de ışığı tamamen kıstım o yüzden. Ekran birazcık daha kararmış olabilir. Bu yüzden açıklama yapmak istedim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Mila maalesef saat 2'de uyanıp 3 gibi ancak tekrardan uykuya dalabildi. Ben de sizinle bu rutinimizi paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunun gibi daha fazla içerik için de abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.